Hoş geldiniz. Güneş panelleriyle ilgili yeni bir video serisine başlıyorum. Bu serinin ilk videosunda, yani bu videoda, güneş paneli ne işe yarar, nasıl yapılır ve nasıl çalışır sorularının cevaplarını vereceğim. Can kulağıyla dinlemeniz sizin için çok faydalı olacaktır. Ama serinin diğer videolarında da güneş paneli çeşitleri nelerdir? Bir güneş enerjisi sisteminde hangi elemanlar bulunur? Bir güneş santrali nasıl projelendirilir ve bu proje nasıl okunur? Ve serinin son videosundaysa artık bir güneş enerjisi santraline gidip canlı canlı oradaki elemanların ve zaten güneş enerjisi projesi çizdiğimiz projenin üzerinden geçerek güneş enerjisini tamamen sizlere anlatmış olacağım. Planım bu şekilde. Eğer siz de bu videoları kaçırmak istemiyorsanız takipte kalabilirsiniz. Hadi hemen videoya geçelim. Öncelikle güneş paneli ne işe yarar ki zaten bunu hepiniz biliyorsunuz. Evet, güneşten elektrik enerjisi üretmeye yarar. Ama şu şekilde de ifade edebiliriz. Güneş panelleri güneşten gelen fotonların yarı iletken malzemelerin üzerinde enerjilerinin sömürülerek bu yarı iletkenler üzerinden elektrik üretmesine yarayan yapılardır da diyebiliriz. Fakat bu tanım biraz karmaşık ve uzun oldu. Ama birazdan güneş panelinin nasıl çalıştığını çok net ve basit bir şekilde anlayacaksınız. Ama önce güneş panelinin nasıl yapıldığından, yani yapısından ve elemanlarından bahsedelim. Güneş paneli 6 ana yapıdan oluşur. Bunlardan birincisi alüminyum çerçeve, ikincisi temperli cam ki aynı zamanda antireflekte bir camdır, birazdan bahsedeceğim. Üçüncüsü EVA dediğimiz yapı, yani etilen vinil asetat. Dördüncüsü sırt folyosu, beşincisi bağlantı kutusu ve altıncısı da güneş panelinin kalbi olan solar hücrelerdir. Öncelikle alüminyum çerçeveden başlayalım. Alüminyum çerçeve basit bir montaj elemanıdır aslında. Güneş panelinin birbirlerine, çatılara, arazilere ya da çelik konstrüksiyon yapılara aklınıza gelebilecek herhangi bir yere sabitlenebilmesi ve aynı zamanda birbirlerine sabitlenebilmesi için kullanılan bir elemandır. Güneş panelinde gerçekten hayati bir öneme sahip olan diğer bir yapı ise temperli camdır. E peki bu temperli cam ne demek? Dış yüzeyini sıkıştırılarak ve iç yüzeyinin gerilerek üretildiği cama temperli cam adı veriliyor. E o zaman ne oluyor? O zaman bu cam gerçekten çok dayanıklı oluyor. Mesela çamaşır makinesinin camları da temperli camdan üretilir. Bu cam güneş panelini dış etmenlere, yağmur, çamur, tipi, kar, dolu aklınıza ne gelirse dış etmenlere karşı koruyan yegane elemandır. Her şey bu cama çarpar aslında. Ama bu camın bir diğer özelliği de vardır ki antireflektedir. Antireflekte ne demek? Yansıma önleyici demek. Yani aslında bu cam güneşten gelen ışınların birçoğunu absorbe edip, yani emip, güneş paneli hücrelerine iletmekte de büyük bir öneme ve göreve sahip. Hatta size ilginç bir bilgi vereyim. Ülkemizdeki güneş paneli arızalarının çoğunluğu kurşun kaynaklıdır. Bildiğiniz kurşun, silahtan çıkan kurşun. Maganda kurşunları gökyüzünden güneş panellerinin üzerine düşmek suretiyle güneş panellerini etkisiz hale getirmektedir. Güneş panelinin içinde bulunan bir diğer malzeme ise etilen vinil asetattır. Yani kısaca EVA diyebiliriz. EVA, daha demin bahsettiğim temperli camla hücrelerin arasına ve hücrelerle sırt folyosu arasına yerleştirilen bir malzemedir. Bu malzeme sıcak laminasyon yöntemiyle eritilerek hücreleri tamamen kaplar ve hücrelerin sırt folyosuna aynı zamanda da temperli cama yapışmasını sağlar. EVA'dan da bahsettiğimize göre artık güneş panelinin kalbi olan hücrelerden bahsedebiliriz demek isterdim, fakat onu birazdan güneş panelinin nasıl çalıştığını anlatırken bolca anlatacağım. O yüzden biz direkt backsheet'e, yani sırt folyosuna geçelim. Sırt folyosunun temel amacı güneş panelinin optimum sıcaklıkta çalışmasını sağlamak ve aynı zamanda yalıtımını sağlamaktır. Son olarak bağlantı kutusundan bahsedebiliriz. Bağlantı kutusunun dışı IP64 seviyesinde su geçirmez bir yapıdadır. E çünkü zaten güneş panelleri dışarıda konumlandırılmaktadır. Bağlantı kutusunun içinde panel kablo bağlantıları ve bypass, yani köprüleme diyotu bulunur. Bu köprüleme diyotu güneş panelinin üzerinde herhangi bir yere gölge düştüğünde ya da küçük bir yere arızalandığında güneş panelinin geri kalanını da kaybetmemek için kullanılır. Bağlantı kutusunun temel amacı aslında güneş panelinde üretilen enerjiyi rahatça dışarıya aktarabilmektir. Videonun en can alıcı noktasına geldik. Solar hücre nedir? Solar hücre nasıl elektrik üretir? Bakın, burayı can kulağıyla dinlemenizi istiyorum. Çünkü hiçbir videoda bu kadar basitçe ve örneklemle bu anlatılmamış. Hep büyü gibi bahsedilmiş. Tanım şu: solar hücrenin içinde N ve P tipi yarı iletkenler var. Bu iletkenlere ışık vurduğunda bunlar elektrik üretiyor. N tipi ne demek? P tipi ne demek? Yarı iletken ne demek? Bunları hemen hızlıca bir anlayalım. Yarı iletken, yalıtkan olmayan fakat iletken de olmayan bir malzeme demektir. E bu ne demek? Siz belirli bir enerji verdiğinizde belirli bir noktadan sonra elektrik enerjisini ileten malzemelere yarı iletken malzeme adı verilir. Bunu aklınızda tutun.
N tarafı, P tarafı ne demek? N negatif, P pozitif demek. Bunların baş harfi. Yani negatiften pozitife doğru bir elektrik akışı olacağını anlayabilirsiniz. Şimdi evimizde kullandığımız ya da orada burada gördüğümüz küçük ledler var. Biliyorsunuz kırmızı, yeşil, mavi, beyaz. Yani 5 voltla 3 voltla ışık üretebildiğimiz ledlerden bahsediyorum. Bunlar ne? Led ne demek? Light emitting diode demek. Işık saçan diyot. Diyot ne demek? N ve P tipi olan bir yarı iletken malzeme demek. Silisyumdan ya da germanyumdan. Neyse artık. O zaman ben size şunu iddia ediyorum. Siz bu LED'e elektrik verdiğinizde ışık üretiyorsunuz. Siz bu LED'in üzerine flash tutup ışık verdiğinizde de elektrik üretirsiniz. Bu LED'in güneş paneli hücrenizden bir farkı yoktur. Siz gidip 100 tane küçük LED alıp ucuca bağlarsanız güneş paneli üretmiş olursunuz. Bakın çok verimsiz bir güneş paneli olacaktır ama bir elektrik enerjisi üretebileceksinizdir. Bunu yani güneş paneli hücrelerini bu şekilde ötekileştirmeden ne olduğunu anlayarak ilerlememiz lazım. Siz hoparlöre bağırdığınızda elektrik üretirsiniz. Siz sabit mıknatıslı bir motora elektrik verdiğinizde döner, elinizle döndürdüğünüzde elektrik üretirsiniz. Bunlar yabancı şeyler değil. Bunların hepsi elektronların hareketinden kaynaklı şeyler. Şimdi aklınızda büyük ihtimalle daha iyi oturmuştur diye düşünüyorum. Işık çarptığında tamam anladım. Yani elektrik verdiğinde ışık üretiyor, ışık çarptığında elektrik üretiyor. Işık çarptığında niye elektrik üretiyor? Çünkü fotonun kendine ait bir enerjisi var. Ve bu yarı iletken malzemede üzerine belli bir enerji düştüğünde elektronlarını hareket etme eğilimi gösteriyor. Siz bu elektronları hareket ettirdiğiniz takdirde akım dediğimiz şeyi üretmiş oluyorsunuz. Ve aslında hepimizin elektrik enerjisi dediği şey üretilmiş oluyor. Yani bunlar kısacası büyülü şeyler değil. Siz hoparlöre elektrik enerjisi verdiğinizde hoparlörün diyaframı hareket eder ve havaya çarparak bir ses üretir. Siz sesinizle o hoparlörün diyaframını hareket ettirebiliyorsanız oradan elektrik enerjisi üretirsiniz. Kısaca toparlamak gerekirse yarı iletkenlerin üzerine belirli bir enerji verdiğinizde bu enerjiyi nasıl sağladığınızın da pek bir önemi yok. Buradan elektrik enerjisini akıtabilirsiniz. Fotonların da kendine ait enerjileri vardır. Fotonlar da yarı iletkenlerin üzerine çarptığında onların üzerindeki elektronları pozitif bölüme hareket ettirirler. Zaten elektronun hareketi dediğimiz şey elektrik enerjisini oluşturan şeydir. Umarım istediğim şekilde ifade edebilmişimdir. Sürçülisan ettiysek affola. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.